Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz TUMUZ ile devam ediyor ve şimdi sizlere İzmir Seferihisar'da. Seferihisar Sakız Ağacı mevkiindeyiz ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Mir Tatil Köyü'nün konuğuyuz. Yanımızda işletme sahiplerimiz Enver Bey, yine eşi Aysel Hanım ve yine Nurcan Hanım'la da birlikteyiz. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleri ve bu harikulade ürünlerle ilgili ne gibi değerli bilgilerini alacağız. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim, burada verilen hizmetleriniz, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz ve hizmet kalitenizden bahsedeceğiz. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Ve efendim izin verirseniz ben Aysel Hanım'la başlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Aysel Hanım, sizi biraz tanıyalım. Aysel Hanım kimdir ve sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti efendim? Ben Muş Bartu doğumluyum. Aysel Akdemir. 40 seneden beri Almanya'da yaşıyoruz. Yurt dışında yaşıyorsunuz, gurbetçisiniz. Özellikle son yıllarınızın bir bölümü Türkiye'de, bir bölümü Almanya'da geçmekte. Evet. Ve eşiniz Enver Bey ile birlikte de 2011 tarihinde sektöre giriş yaptınız. Sektörü işletiyoruz. İyi ki de girdiniz, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Şimdi efendim ben Enver Bey'i de tanımak istiyorum biraz. Siz de tanıtalım izleyicilerimize. Ben Enver Akdemir, Varto doğumluyum. Aynı zamanda 1980'den bu yana Almanya'da ikamet etmekteyim. Üniversite mezunuyum. Kendi Almanya'da da kendi iş yerim var, işletmem vardır. Aynı zamanda uzun süreden beri bu konularla ilgilenmekteyim ve turizme çok önem veriyorum. Onun için burada bir turizm şirketi kurmaya başladım 2011'de. 2011 yılında özellikle içinde bulunduğumuz alan aldınız. Evet. Ve burada turizmle ilgili yatırımlar başladı. Evet. Burada 2011 yılından beri de hizmet vermektesiniz. Evet. Yurt dışında da ticaretle uğraşan bir iş adamısınız. Evet. Halihazırda oradaki ayağınız da devam etmekte. Evet. Halihazırda oğlum devam ediyor. Ben de burada kendi çapımda emekli olduğum için kendi çapımda uğraşıyorum. Ve bu arada çok keyifli zamanlar geçiriyoruz. Yeni yeni dostlar ediniyoruz. Hep ömrümüz büyük kısmı Almanya'da geçti. Gençliğimiz orada geçti. Şimdi de yaşlılık dönemimizde bütün arkadaşlar, yeni dostlar ediniyoruz. İnşallah bu gurbetçi bütün vatandaşlarımıza da hepsine örnek olur. Evet. Özellikle ömrünün son zamanlarını, belki emeklilik sonrası, evet, ömür boyu orada çalışıp kazandıkları, edindiklerini kendi memleketlerinde bu tür yatırımlara harcamaları insanı gururlandıran, şereflendiren bir şey. Sizi kutluyorum. Benim için de büyük bir gururdur. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim Nurcan Hanım, sizleri de biraz tanıyalım lütfen. Özellikle siz sektöre çok yeni girmiş bir çalışansınız. Ancak biz tanıyalım. İnşallah burada da çok güzel, başarılı çalışmalar yapacaksınız. İnşallah. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben Nurcan Demir. Aslen Sakarya doğumluyum. 1982 doğumluyum. Normalde 15 yıllık sağlıkçıydım. 2 ay oldu turizm sektörüne girdim. Enver Bey ile Aysen Hanım'la birlikte bir aile olarak burada hep birlikte çalışıyoruz. Ve halkla ilişkiler sorumlusunuz. Evet, halkla ilişkiler ve rezervasyon sorumlusunuz. Sorumlusunuz. Son derece de başarılısınız. Sizi de kutluyorum. Teşekkür ederim. Şimdi burada verilen hizmetler, bunlardan tabii ki bahsedeceğiz. Ama biraz konumla ilgili öncelikle değerli izleyicilerimizi bilgilendirelim. Tesisimiz denize sıfır. Böyle evet, bir derya denen noktadayız. Aynen. Harikulade bir deniz. Özellikle mavi ile yeşilin buluştuğu mükemmel bir yer. Ben öncelikle biraz konumla ilgili bilgiler verelim diyorum ve toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmektesiniz? Bizim kapasitemiz 7500 metrekare üzerinde kurulmuş bir tesistir. Denize sıfır olmasıyla, doğal zenginlikleriyle, doğal kaynakları var. Termal suyuyla çok meşhur bir yer. Aynı zamanda daha da eskiden de buraya çok önem verdiğim için bu sevdiğiniz bir yerdi. Sık sık buraya geliyordunuz. Havası, doğasıyla yani iç içe güzel bir yeşillik, güzel bir ortam yakaladık. İnşallah bunu hep bizim bütün dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. Şimdi Enver Bey, Seferihisar'a geldiğimizde özellikle bölgenin kendine has bir özelliği var. Yaz ve kış özellikle ziyaretçi, misafir çeken bir yer. Çünkü sadece deniziyle ya da sahiliyle değil, burada termalleriyle de ilgi çeken, turist getiren ya da misafir getiren bölgelerden biri. Evet. Ve siz yaz kış hizmet vermektesiniz. Evet. Şimdi bilindiği gibi Seferihisar sakin bir şehir. Dünya şehirler arasında yer almaktadır. Ödül almış bir ödül almış yerimiz, bir sakin ilimi, şehir olarak. Bir ilçemiz ve aynı zamanda belediye başkanımız da turizmi seven, çok saygılı bir şahıs. Ve bu konuyla özel ilgilenen bir insan. Kendisine teşekkür ederim. Bize de önder olmuştur. Bunun neticesinde biz burada bazı büyük şeyler idealimiz var.
Bunları da götürmek istiyoruz. Yurt dışından gelen dostlarımızla onlarla da paylaşmak istiyoruz. Özellikle başkanımızın başarılı çalışmaları, evet, ve size olan desteği, evet, ve özellikle sizi yönlendirici tavırları ve hali sizde önümüzdeki yıllarda belki çok daha büyük yatırımlara, evet, burada sebep olacak diyoruz. Evet, inşallah. Bu konuda da size inşallah başarılar diliyoruz, evet, diyelim. Şimdi 7500 metrekare alan içerisinde hizmet vermektesiniz. Toplam kaç odayla bu hizmetlerimiz devam edecek? Toplam 50 odayla. 50 odada aynı anda kaç kişiyi ağırlayabilme kapasitemiz var? 150 yatak kapasitemiz. 150 yatak kapasitemiz var. 150 kişi aynı anda hitap edebiliyorsunuz. Kesinlikle. Oldukça iyi. Ve 150 kişiye aynı anda hitap ederken restoranımız, barımız, kafe hizmetlerimiz de devam etmekte. Aynen. 150 kişiye konaklama hizmeti verirken kafe ve restoranda toplam bir çırpıda kaç kişiyi ağırlayabilme kapasitemiz var? 500 kişi oldukça ciddi bir sayı. 500 kişiye aynı anda aynı kalitede hizmet sunabilmek için uzman bir kadroya ihtiyaç var. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? 15 kişilik uzman bir kadromuz var bizim. 15 kişilik uzman bir ekiple çalışmaktasınız ki her biri uzun yıllar bu sektörde profesyonel çalışma yapmış. En yenileri benim. En iyileri sizsiniz. En yenileri benim. 2 aylığım daha. En yenileri sizsiniz. O zaman diğerlerini hayal bile edemiyorum. İnanılmaz profesyonel insanlar olmalı. Teşekkür ederim. Şimdi efendim size gelen konuklar genelde nerelerden gelmekte? Sizi tercih eden konuklarınızın geldiği yerler nereler? Bizi tanıyan bir daha tanımak ister. Bunu söylemek isterim. Biz güler yüzlü, doğal bir insanız. Hı-hı. Çevremiz İzmir ve Türkiye'nin gelişmiş illerinden Ankara, İstanbul, Konya. Sadece İzmir'le sınırlı değil. Hayır, özellikle gelen konuklarımız. Trabzon'dan, Trakya'dan gelen misafirlerimiz var. Türkiye'nin 81 ilinden gelen, evet, misafirlerimizi ağırlamaktasınız. Evet. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyük illerimizden yoğunlukta olmakla, evet, birlikte. Yurt dışından gelen konuklarımızı, evet, da ağırlıyorsunuz. Evet. Zaman zaman bölgeye ziyarete gelen gurbetçilerimiz ya da yabancı turistleri de burada ağırlama, evet, imkanınız var. Çok sağ olun. Şimdi buranın özelliklerinden bir tanesi daha var ki onu değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Efendim engellilere has bir takım çalışmalar yapılmış. Ondan biraz söz eder misiniz? Bu birçok işletmede olmayan özellik, paylaşmak istiyorum. Şimdi Avrupalı olmanın bir avantajı da bize insan odak noktamız insan olduğu için biz insanlara fazla önem veriyoruz. İnsanlar bizim için Kabe'dir. Biz insanlarla uğraşmayı çok severiz. Bütün güzellikler insan içindir. Rabbim de diyor ki insana kim hizmet ederse bana hizmet etmiştir. Biz aynı zamanda bütün canlılar için de aynı şeyi düşünüyoruz. Fakat engelli kardeşlerimiz ve engelli dostlarımız, ben de engelli olmak üzere, her tarafta engelli rampaları, denize rahat girişleri, odalara girişleri ve her durumda eğlenceleri, bile dans yaptıkları zaman pistin geniş olmasını bile sağlamaya çalıştık. Onlara az bir takım çalışmalar, evet, yaptınız ki buraya geldiklerinde son derece rahat, hiçbir sıkıntı yaşamadan, evet, günlerini, yani, geçirebilsinler. Keşke daha fazlasını yapabilseydim ama imkanlar bu kadar şey veriyor. Öyle isterdim ki otobüs veya şehir bir otobüsü bile servis yapabilsin. Servisin önünde, tesisin önünde geçebilseydi de insanlar rahatlıkla yürümeseydi. İnşallah neden olmasın önümüzdeki, i̇nşallah günler, önümüzdeki yıllar. İnşallah bunlar da başkanımızla olur. Ricamız da bu. Bu da olacak bunu inşallah. Bunu da ona buradan iletmiş olalım. Evet. Şimdi efendim insana hizmetten söz ettiniz. Özellikle halka hizmetin hakka hizmet olduğundan, evet, söz ettiniz. Evet. Bu, evet, felsefeyle hareket ediyorsunuz ve engellileri de göz önüne alarak onlarla, evet, ilgili de başarılı çalışmalar yapmışsınız. Evet. Ayrıca bunlar için de sizi ayrıca kutlamak istiyorum. Şimdi özellikle 2011, yani geriye döndüğümüzde 5 yıldır bu sektördesiniz. 5 yıl içerisinde başarılı çalışmalarınızda şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Evet. Bölgede herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Ancak biliyorsunuz sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletmeler de bulunmakta. Özellikle müşterilerin ısrarla sizi tercih etme sebebi size göre nedir? Bizim anlayışımızda rekabet yoktur. Daha iyisini yapmak vardır. Biz iyisini vermeye çalışacağız. İyisini yapmaya çalışacağız. Tercih halkımızın, misafirlerimizindir. Kimi seçerlerse ona saygılıyız. Rekabet kaliteyle diyorsunuz. Evet, kalite. Biz devamlı kaliteyi artırıyoruz. Evet. İnsanların da bizi tercih etme sebebi belki kalite diyorsunuz. Evet, kalite ve hizmet olur. Şimdi özellikle size değinmek istiyorum biraz. Ürünler son derece kaliteli. Görünüşlerine baktığınız zaman hem mideye hem göze hitap eden, kesinlikle, inanılmaz görseller sunan sunumlarınız var. Genelde bu ürünler nerelerden temin edilmekte? Alırken nelere dikkat edilir efendim? Biz ürünlerimizi alırken günlük alıyoruz. Organik alıyoruz, taze alıyoruz. Manavımız her gün kapımıza geliyor. Et ürünlerimizi gidip kasabımızdan alıyoruz. Daimi çalıştığınız kasabınız daimi var. Daimi çalıştığımız kasabımız var. Biz çok yoğun olduğumuz zaman kasabımız uygun saklama koşullarıyla getirip bize teslim ediyor her gün günlük olarak. Hı-hı. Ürünlerin en doğalını, en sağlıklısını seçiyoruz ki çünkü öncelikle biz yiyoruz. Kesinlikle. Bizim yemediğimiz bir ürün de bir başkasına vermiyoruz, kesinlikle, diyorsunuz. Kesinlikle vermiyoruz. Ve özellikle baktığımız zaman göresel lezzetleri insanlara sunmaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Doğal, organik ürünlerden oluşmuş kahvaltılarımızla başlıyoruz. Öğle, kesinlikle, yemeklerimiz, akşam yemeklerimiz ve bunun yanı sıra da bardağın da istifade edebilme imkanı oluyor, kesinlikle, gelen konuklarımızın. Aşçımızın ellerine sağlık, buradan kendisine teşekkür ediyorum. Kendisi Öznur Mutluyıl.
Çok lezzetli bir eli var. Kilo almaktan korkuyorum. Ama yemekten de geri duramıyorum diyorum. Buradan da değerli izleyicilerimize bunu duyurmuş olalım. Evet. Gerçekten davetkar bir masa ve ürünler. Ben sizi kutluyorum. Son derece başarılı. Hem göze hem mideye hitap eden ürünler sunuyorsunuz. Şimdi efendim sektöre girişiniz 2011 ve bugün sektörün en iyilerinden birisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan ve projenize de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeleriniz neler, neler yapmayı planlıyorsunuz efendim? Aslında projelerimizde yan çevredeki komşu arsalarla anlaşıp da onlarla beraber daha güzel şeyler yapmak düşüncesindeyim. Ve birkaç kardeşimizden zaten görüşme halindeyiz. Bunlarla başarırsak daha güzel şeyler yapabiliriz kapasite olarak. Bize yurt dışında teklifler geliyor. Emekliler için ortam yaratmak için çok istiyorlar bizden. Yerimiz engellere uygun olduğu için yaşlılar için de aynı şekilde uygundur. Rahattır. Aslında yaşlılar dediğimiz zaman biraz onlardan söz edelim. Emeklilerin aslında huzur aradığı, evet. Sakin, kafalarını dinleyebilecekleri, kimseyi rahatsız etmeyecekleri, doğal bir yer istiyorlar ve bu onlar için son derece uygun. Biçilmiş kaftan. Evet. Özellikle buradan onu da duyurmuş olalım. Evet. Yani kafasını dinlemek, denizle bir arada yaşamak, yeşille denizin buluştuğu bu noktada inanılmaz keyifli günler geçirmek isteyen insanlar da buraya gelsinler. Aynı zamanda biz de kendin pişir kendin ye de yapıyoruz. Şimdi mangalını, etini alıp kendisiyle bir şeylerle uğraşıp da hizmet bizden yani tam kendisi de yapabilir. Yani zevkle. Buraya gelen illa bu lokantadan, restoranttan yemek zorunda değil. Arzu ederse kendisine mangal tahsis ediyorsunuz. Gelip dışarıdan getirdiği ürünleri kendi pişirip kendi de yiyebiliyor. Kalacak yer edenler çok müsait. Mangal keyfi vardır. Hmm. Oturakları var. Zaten herhalde arkadaşlar bunu görecekler. Evet. Çok güzel bir ortam. Ondan da komşu komşuyu davet eder mangal keyfine çok güzel oluyor yani. Şimdi Enver Bey biraz evvel de yurt dışına ilgili çalışmalar yaptığınızı söylediniz. Yurt dışından gelecek olan gurbetçilerimizi ve özellikle turistleri de burada ağırlamak adına projeleriniz olduğunu söylediniz. Bunun daha uygun bir ortama dönüşmesi için komşularınızla irtibat halindesiniz. Daha büyük bir şeyler yapmak çalışıyoruz. Daha fazla insana hitap edebileceğiniz, bünyenize daha fazla insan çalıştırabileceğiniz ama asla kaliteden ödün vermeyeceğiniz bu çalışmalarınız devam etsin diyorum ben de. Ben teşekkür ederim. Zaten bunu kaybettiğimiz zaman biz de olmayız. Başarının en büyük sebebi kalite evet, diyorsunuz. Evet. Mutlaka tabii ki profesyonel kadronun önemi var. Güler yüzün önemi var. Hijyenik olmanın, doğal ortamda olmanın, konumun çok önemi var ama en önemlilerinden bir tanesi kalite. Bizim personelimizde genellikle kadın kardeşlerimiz ağırlık çalışmak da daha fazla 10 kişi 15 kişi olduğumuza göre 5 tane erkek kardeşimiz var. 10 tane bayan, bir de aşçımız bayan aynı şekilde. Aslında biraz da biz millet olarak baktığımızda yani, bayan çalışanları gördüğümüzde oranın daha hijyen, daha temiz, daha hanım elinin değdiğine inandığımızda daha güvenilir oluyor. Daha güvenli, daha sempatik, daha güler yüzlü ve hırslanmadan sevimli olarak insanlara hitap etmek. Şimdi 7500 metrekarelik bir alandayız. Evet. Özellikle sizinle bunu da paylaşalım değerli izleyicilerimiz ama 7500 metrekare alan tamamen koruma altında. Evet. Kesinlikle. Müthiş bir şekilde bir gözetim var. Bununla ilgili de kameralarla özellikle biraz bilgi alalım. Bununla ilgili güvenlik nelerle sağlanıyor? Şimdi biz 48 tane kameramızdan 7000 metrekarelik alanda oda sayısı kadar kamera sayısı var. Evet. Yani müthiş. Parça parça hepsini güzellikle seyrediyor. Her karesini, her miliminden görsel alabilecek. Koruma ortamındalar. Koruma ortamında. Ve insanlar burayı güvenilir olarak görmeli, çok rahat etmeli. Çünkü buraya geldikten sonraki her adımlarında güven ve güler yüz ve kalite yani görecekler. Yani şanslıyız. Böyle kapılarımız açık yatıyoruz. Yani her taraf olduğu gibi doğal bir şey. Bir çok ortam. Rahat bir ortam. Şimdi efendim, biraz evvel özellikle sizin sektörde en iyi yapan özelliklerden söz ettik. Bunların içerisinde en önemlilerinden biri de müşteri, misafir memnuniyetinden bahsettik. Sizler buradan tanıdıklarınıza, sizi tercih eden değerli misafirlerinize teşekkür ettiniz. Peki. İzin verirseniz ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette de bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, sizlere İzmir Seferihisar Sakız Ağacı mevkiinde ve sektörünün en iyilerinden biri Mir Tatil Köyü'nden seslendiğimizi söylemiştik. Bölgeye gelindiğinde mutlak görülmesi gereken gözde bir işletme olarak biz de size burayı tavsiye ediyoruz. İnanılmaz bir manzara, son derece güvenilir, güler yüzlü, hijyenik bir ortamda birbirinden kaliteli ürünlerle muhteşem bir tatil yaşama şansı. Mutlak buranın görülmesi bizlerin de tavsiyesi. Zaten mekanı, çalışan kadroyu, sunulan kaliteli hizmeti gördüğünüzde çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere zaman ayırdınız, bizleri ağırladığınız için sizlere tek tek teşekkür ediyorum.
Başarılarınız daim olsun. Biz size teşekkür ediyoruz. Siz bizi ziyaret ettiğiniz için, bizi tak bulduğunuz için biz size ayrıca teşekkür edeceğiz. Siz başarılı çalışmaya devam edin. Biz sizi sık sık ziyarete gelmekten keyif duyuyoruz. Eyvallah, teşekkürler. Efendim sizlere de çok teşekkür ederim. Sağ olun Pirim. Başarılarınız daim olsun. Eyvallah, eyvallah. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun.